Herkese merhabalar. Yepyeni bir programdan Ferit Taşkın'ın Muhabbet Sokağı'ndan yine evimizden Gümüşhane'nin kanalı Kanal 29'dan sizlere sesleniyoruz. Değerli konuklarım var bugün de medya dünyasından. Belki sizler tanıyorsunuz ama ben bir kez de benim programımdan sevgili arkadaşlarımı çağırdım. Güzel, keyifli bir sohbet. Sizler de bu keyifli sohbete konuk olabileceksiniz. Yapmanız gereken hemen baştan haberdar edeyim. Sosyal paylaşım sitesinden facebook.com/Ferit Taşkın. Tabii bir başka da merkez adresimiz, yani Facebook Kanal 29'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Dilerseniz hemen konuklarımızı sizlere tanıtayım. Büşra, Bora, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet sevgili izleyenler, değerli konuklarım dedim. Sizler de tabii sorularınız da bizlerle birlikte olacaksınız, katılacaksınız. İlerleyen günlerde canlı telefon bağlantıları da almaya başlayacağız ama bu programda sizlerin mesajlarıyla sosyal paylaşım sitesiyle idare edeceğiz. Nasıl gidiyor hayat? Bomba gibi gidiyor. İyi. Şöyle istersen hemen sözün başında da hatırlatalım. Büşra Bora televizyon dünyasında hem spikerlik hem radyo programcılığı, bunun yanı sıra bir de sinemadan küçük çocuk oyuncuları diyelim. Altın Portakal ödüllü bir hem bizi de gururlandırdı. Daha doğrusu beni gururlandırdı arkadaşım. Yeni bir sinema projesi. Kulağıma öyle bir şeyler duydum. Geldi. Var mı doğruluğu? Doğruluğu. İnşallah istediğin gibi olur. Biz genelde ya hani kutsal günlerde, yani kandillerde ya da ne bileyim mübarek cuma günlerinde mesajlaşırız. Adettir. Değil. Hani telefon açıp değil de mesajlaşma muhabbeti yaparız ama güzel de oluyor aslında. Hani bazen kızıyoruz, acaba hani yüz yüze görüşsek daha mı iyi? Tabii ki, ama artık öyle bir hale geldik ki teknoloji, her şey mesajlaşma üzerine. Hatırlatmak istediğim şöyleydi. Büşra'ya kandil mesajı çektim. Çok güzel, şu an mesaj aklımda değil ama inanılmaz etkilendim. Güzel bir mesajdı. Hem dini boyutu hem milliyetçilik boyutu inanılmaz. Yazar harikaydı. Yine teşekkür edeyim. Senin eğitim süreci, bizim eğitim sürecinin haricinde başka bir eğitim süreci evet, var mıydı? Eğitim sürecinden daha öncesinde dayanıyor aslında. Ben 4-5 yaşlarındayken başlıyor. Yüksek okulumu o zaman başlamıştım. Gönlümdeki köşk olması filminde hatta Altın Portakal ödülü almıştık. Arkasından da devam etti bu. Radyo, ben de sanırım diğer arkadaşlarımız kısmında hepimiz radyoculuktan geldiğimiz. Evet. Ben de radyo programıma 8 yaşımdayken başladım ve 16 yaşıma kadar devam ettirdim. Hatta herhalde YouTube çocuk programcısı olma yetkisine sahibim, bu mutluluğu yaşıyorum. Devam etti o şekilde 16 yaşına kadar. Eğitim evet almadım ama bunun eğitimini almayı planlıyorum. Kaldı ki ben şu an lise son öğrencisiyim. Üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Üniversitesinde de bunu okumayı planlıyorum. Sinema, radyo, televizyon üzerine. Bunların dışında, radyoculuğun dışında oyunculuğum devam etti sürekli. Sinema filmlerinde oynadım, diziler, oynadığım küçüklükteki reklamlar. Zaten 7 yaşında bir katalog mankenliği yaptım. Çocuk katalog mankenliğiyle ilgili. Artık say bitmiyor. Kitabımı da şey de ekleyelim ama. Gazete evet, olayı. Evet, şu an gazetedeyim. İki gazetede zannedersem. Evet, şu an aynı bünye içerisinde iki gazetede ünlüler ve siyasi insanlar da röportajlar yapıyorum. Üsküdar Gazetesi. Üsküdar Gazetesi ve Mersin Gazetesi. İkili, çünkü değerli Adnan Bey'e de sevgilerimizi yollayalım. Ve çok değerlidir. Hocalarımıza da sevgiler. Murat Atıl, Burak Törün hepsine çok çok değerli insanlar. Bizlerden de sevgiler. Çok gerçekten değerli. İnşallah onları da ilerleyen günlerde İnşallah. Teklifimizi sunarız. Gelirler inşallah. Özellikle de Müge hocama, hocamıza da Gülgün Feyman'a da çok sevgilerimizi yollayalım. Devam edelim. Her Gün Gazetesi'ndeydik. Evet, bunun yanı sıra Kardeş Kuruluş yani aynı bünye içerisinde iki gazete, Üsküdar ve Her Gün gazeteleri. Onun devam ediyor muyuz? Tabii ki hala devam ediyorum. 3 yıldır devam ediyorum. Peki şimdi hani bilmeyen insanlar vardır çünkü hani sonuçta bizi tek İstanbul çapında ya da bölgeyi izlemiyor. Gümüşhane'miz başta olmak üzere izliyor ve Türkiye'nin her yerinden izlendiğimizde, hatta yurt dışından da. Aslında holigan diyorlar ve bununla gurur duyuyorlar. Önemli olan hani o
püf noktası da bu. Bununla gurur duyuyorlar. Ama bilmiyorlar ki eğlenmek var, eğlenmek var. Tamam, mutludur, takımı kazanmıştır, şampiyon olmuştur, haklıdır. Ama kalkıp da bir cinayet, yani bu benim gözüm cinayet, manşet kalkıp birini bıçaklaması. Hatta hatırlıyorsunuzdur, Ertem Şener'in kanalında basmışlardı Beyaz TV'de o hararetse. Bu tip hem reyting kavgası hem de insanın zaten kendini aşmaları, yani kalkıp da karşınızdaki sunucu öyle bir şey konuşuyor olabilir ama bireysel olarak size konuşmuyor sonuçta. Kalkıp arkadaşlarınızı toplayıp gidip kanal basmak. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Tamam, maçtan çıkıyorlar. İkisi de karşıt formalı. Hani rakip formalı. X ve Y formalı. Aralarında maçla hiç alakası olmayan bir şey geçiyor ve onun için kavga ediyorlar diyelim. Kesinlikle. Ama bu ne oluyor? İşte X takımıyla Y takımı maç yüzünden kavga etti. Basın bunu böyle yansıttığı için de bitiyor aslında sonuçta. Kalkıp biri bir takım hakkında konuştuğu zaman sen neden üstüne alınıp konuşuyorsun ki? Demek ki sen de onu arıyorsun, kavga etmek istiyorsun bence. Şöyle bir şey, bence hani şunu çok gözlemledim. Çok sahiplenmekle alakalı. Şurada dört kişiyi dördümüzde farklı takımlardayız. Tamam, maç çıkar, heyecanla izleriz, kendi takımımızı tutarız. Ama onun dışında, yani sen benim sektörü şurada arkadaşız. Tabii ki, tabii işte onu... Aramızda bir problem olmaz. İşte o yine zaten ekranla alakalı, medyayla alakalı bence. Bu onlar için iş. İşlerini orada bırakıp, sahada bırakıp çıkıp özel hayatlarına devam ediyorlar. Ama taraftarlarda böyle olmuyor. Tutku oluyor. Artık günümüzde takım, hani evleneceği insanların düğün davetiyelerini bile o kombine bilet şeklinde yaptıran insanlarımız var. Çok fanatiklik iyi değil bence. Güzel. Aşırı fanatiklik iyi değil. Hayatta sevgili izleyenler, sizler de programımıza katılabilirsiniz. Mesajlarınızda yapmanız gereken sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan Kanal 29 ya da Ferit Taskin, iki adresten de bize mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı değerlendirip konuklarımıza da paylaşabiliriz. Bu arada Ramazan Mutlu'ya da selamlarımızı yollayalım. Mesajıyla bizlerle birlikte olmuş. Böyle güzel programın kanalımızda artmasını dilerim. Bizler de inşallah bu dilekleriniz bir an önce gerçekleşmesini diliyoruz. İnşallah. Sizler de dediğim gibi mesajlarınızı bizlerle birlikte olabilirsiniz. Devam edelim. Spor programı gibi oldu ama herhalde sizden çalacağız gibi. Ama zannedersem kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra biz birlikte olacağız. Yine İstanbul stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz Gümüşhanemizin kanalı Kanal 29'da Muhabbet Sokağı'nda değerli konuklarımla birlikte olacağız. Bizden sakın ayrılmayın. Yine ekranlarınızdayız. Hangi kanalda? Kanal 29 ekranlarında Muhabbet Sokağı'nda birlikteyiz. Değerli konuklarımla beraber ikinci saatimizde. Yayın öncesinde ben gerçi ekranlarını yeni açan sevgili izleyenler için tekrar sizleri tanıtayım. Kısa bir tanıtım olsun. Büşra Bora ile birlikteyiz. Güzel dakikalar geçiyor. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. İlk saati kaçıranlar üzülebilirler. Evet, yayınımız araya girmeden önce bir hatırlatma yapalım. Burak Törün'den bahsediyorduk. Dün yılın en iyi haber spikeri seçildi. Nereden seçildi? Hemen nota bakmak istiyorum. Kırmızı Türk platformu Evos Angels dergisi tarafından 100 bin oyla yılın en iyi haber spikeri ödülünü aldı. Yani, gerçekten evet. De öyle. Saatimizin sonlarına doğru hararetli bir spor programı tarzında bir tartışma gerçekleşti. Göründük biraz. Aynen. Tartışmamız zaten ilk başlangıcı üzücü olayla başladı bu sefer. Konu zaten medya. Medya olduğu için de birçok spor spikerlerinden, spor programlarından bahsettik. Sizlerden de mesajlarınızı bekliyoruz dedik. Sağ olun, sizler de mesajlarınızı yolluyorsunuz. Onlardan biriyle hemen devam edelim. Sonra bir konuyla da devam edeceğiz. Ali Çelik yollamış. Kulüp başkanları basına verdiği demeçlerine dikkat etmedikçe, önemli mesajlar vermedikçe bu iş bitmez demiş ve sözlerine de devam etmiş. Futbol olmaktan çıktı. Eskiden futboldan zevk alırdık ama şimdi nefret hakim diye güzel bir mesaj güzelce paylaşmış. Ya eskiden insanlar eğlenmek için tuttukları takımı görmek, taraftar olmak için gidiyorlardı ama şimdi anneler, babalar bile kendilerinin gitmesini bırakın, çocuklarının gitmesini bırakın, yakın komşusu bile giderken korkuyorlar. Başına bir şey geliyor evet, acaba. Evet, kesinlikle o duruma denk olur. Öncesinde zaten ulu önerimiz Mustafa Kemal Atatürk de demiş, ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim diye. Bunu devam ettirmek kalıyor sadece. Ama bir de şu var Büşra'cığım, çok teşekkür ederim ama Atatürk'ün sözleri ön plana çıkmadığı müddetçe bu da geride kaldığı müddetçe her şeyi unutacağız. Sayesinde bir sürü şeyi
yenmiş insanları gençler olarak bizlere emanet etmiş. Geri kalan sözlerine de uymamız gerekiyor aslında ama çoğu kişi de uymuyor. Aileden gelen bu eğitim sayesinde hani ben yapıyorum başkası yapmıyor diye değil. Eğer biz güzel yetiştirebiliyorsak çocuklarımızı sürü psikolojisinde olduğumuz için başka bir ailede onun çocuğu da bu şekilde ancak böyle böyle ilerleyebileceğiz. O zaman ne diyelim, ağaç yaşken eğilir diye. O biraz da genç ya da bilinçli aileler için. Mesela kalkıp da bir anne baba çalışıyor ki sırf çocuğu güzel bir şekilde ders çalışabilsin diye bilgisayar alıyorlarsa. Hani, yani dediğin gibi. Bu arada sevgili izleyenler, sizler de muhabbetimize katılabilirsiniz. Mesajlarınızla sosyal paylaşım sitesi Facebook yoluyla. Feritersin ya da kanalımızın merkez Facebook sayfası Kanal 29'dan bizlere ulaşabilirsiniz sevgili izleyenler. Devam edelim ama hatırlatmalarla da devam edelim. Peki. 23'ünde başlayan Gümüşhane tanıtım günleri var. GÜDEF Ankara'nın hazırlamış olduğu. Hatırlatalım. Bence bir an önce gitsin. Bu güzel tadı, güzel anları yaşamanızı tavsiye ederim. Yapmanız gereken sadece Ankara'daysanız Atatürk Kültür Merkezi'ne gitmeniz gerekiyor. Gümüşhane'nin tanıtım günlerine organik ve doğal ürünlerin tanıtımı var. Ve gerçekten doyamayacağınız tatlar var. Pestil, kuşburnu, bunun yanı sıra köme. Daha sayamayacağımız çok şeyler var. Ama en sevdiğim Siron. Siron'dan vazgeçemiyorum. Aynen. Konuklarımız bile ağız tatlarını gayet iyi biliyorlar. Öyle bir şey olamaz ki ben herkese öneriyorum. Mutlaka Gümüşhaneli olsun olmasın. Geçirsin yani. O zaman ne yapmaları gerekiyor dediğimiz gibi Ankara'daysalar, Ankara'da değilseler bile muhakkak Gümüşhane tanıtım günlerine gitmelerini tavsiye ediyoruz. Bu dipnotumuzu da bildirelim. Çünkü neden? Ben çok sevdiğim için hani böyle organizasyonları her ilde de böyle tanıtımların olmasını da isteriz. Geçim çünkü olsa. Neden? Hani ülkemizin zenginliklerini tanıyoruz. Görmüş oluyoruz. Çok kopuk aslında. Ne güzel, ne kadar mozaik bir ülkeyiz ama bölge bölge o kadar kopuz ki. Evet. Onun için her şey programlarını da seviyorum. Böyle il il gezip oraları tanıtan. Yemeklerini. Ama bizde şu var. Şöyle birkaç arkadaşımız var, il il dolaşıyor artık. Nasıl diyeyim? Onlar yedikçe ben zayıflıyorum. Ama onlar artık öyle bir program yapsam, ne yapsam? Bir bakıyorsunuz arkadaşlarımız programa başladığında incecik zayıf program. Aynen. Programda hemen hemen birçok arkadaşımıza baktığımızda öyle bir kilo almışlar ki şey değil, geziyi bırakmışlar artık. Höpür höpür yeme. Başka bir şey yok. Türkiye bitiyor. Ondan sonra yurt dışına açılıyorlar. Yoksa böyle oradaki yemekler. Ondan sonra kültürleri öğrenir. Hem oranın yemek kültürü değil. Öyle bir enteresan bir şey ki. Yemek yiyorsunuz. Hani artıkları tamam hayvan barınaklarına yollanıyor, söyleniyor. Artık hala öyle midir bilmiyorum. İlk zamanlar öyleydi. Şu an bilmiyorum ama. Ya bir de şöyle bir şey. Yemeklerle dalga geçer gibi. Bir şey söyleyeyim. Evindeyken tatlı kaşığı, çay kaşığı bulamayıp tatlı kaşığıyla çayını karıştıran, yemek kaşıkları bulaşık diye tatlı kaşığıyla yemek yemeye çalışan insan. Ya çatalı vardı arkadaşlar. Aynen öyle. Ekrana geldiğimde sanki o insan o değil. Şunu da çok ayıklayıp diyorum ki, ne olursa olsun, hani hatır için çiğ tavuk bile yenir misali. Orada yersin ama arkada tamam yemek beğenmezsin. Tamam, ona bir şey demiyorum. Ama kalkıp o yemeğe o kadar çirkin ve o kadar kötü laflar ediyorsun ki aynı zamanda o kadar ülke gösteriyorlar ki bir damla suya bir kaşık yemeğe muhtaç. Mesela aynı formatı TRT yaptı. Diğer kanalı vermeme gerek yok. Devlet televizyonu. TRT yaptı mesela. TRT'nin Arap televizyonu. TRT El Türkiye kanalı. Evet. Aynı formatta yapıldı ama şöyle bir şey gerçekleşti. O programı takip ettim mesela ama şu an yayından kalktım bilmiyorum. Arap ülkelerinden seçme insanları getiriyordular. İstanbul'da stüdyo içerisinde ev formatında yemeklerini yaptırıyordular. Tartışma yok. Gayet güzel yorumlar. Bu yemeğin tuzu az olmuş. Hani haber verirsin, söylersin ama kalkıp da bu yemeğin tuzu az olmuş. İşte nasıl yaparsınız bunu berbat yemekler denmez yani. İşte yemekleri bitiriyorlar, bütün tabakları bitiriyorlar. Ben kaç kere şahit oldum, bütün tabakları önünde ne varsa bitiriyor. Sipir süpürüyor yani kısmı. Benim için çok kötü, hiç beğenmedim, hiç hoş değil. Şimdi şöyle bir şey, sevgili izleyenler bize hani niye programları eleştiriyor gibi
tepki de veren olabilir. Çünkü neden? Çünkü sonuçta medyadaki arkadaşlarımız ve medyayı tartışıyoruz. Sizler tabii ki sevgili izleyenler dediğimiz gibi bir ekran önünde yanlışları görüyorsanız şayet bizlerle de paylaşabilirsiniz. Paylaştığınız süre içerisinde bizler de bu konuyu üzerinde biz de kendi aramızda tartışıp sizlere eşlik edebiliriz. Sizler de bizlere eşlik etmiş olun. Evde bu arada sevgili izleyenler rejiden de bizi tür dikkat izliyorlar. Biz de şu an göz göze gelince sevgili Gökhan'a da sevgilerimizi yollayalım. Bu arada dediğim gibi bu arada ben hiç mesajlara bakmıyorum. Sevgili izleyenler mesajlarınıza Gökhan'cığım mesajları da ben bakmıyorum ama sen yine kontrol et. Güncel olan saatlerde daha çok sık izlenilen saatlere konulması gereken programlar. Sabahın 9'unda. Evet. Mesela hani kadın kuşağı programlarında bakıyorsunuz. Sağlık programlarına ağırlık verelim. Çünkü bilgi vereceğiz. Ekran bu. Kuşağı programını koyun sabahın köründe kim izler? Nasıl reyting alacak? İşte en kötüsü de o. İnsanlarımız artık ama o kadar saat... kenetlenmiş ki o saati kurup kalkıp izlemek isteyenler oluyor. Programları tartışmaya devam ediyoruz ama programları hani eksileri artılarıyla mesela dediğim gibi sağlık programının artı yöne bakmak lazım. Programları mesela onlar da çok iyi. Eskiden vardı diyelim. Bir tek şu an bir kanalda ben gördüm. Başka bir kanalda hangisi? Göremedim. Kültür Sanat Gece ve Gündüz adında program. Arkadaşımıza da selam yani. Söyleyelim. Gerçekten NTV'de yayınlanan bir program. Başarılı yıllardır program yapan bir arkadaşımız. Bu tarz programları çoğaltmak devam ediyor. Kanallara bakıyorsunuz. Kanallara baktığımızda parti kanalı olmuş çoğu. Evet. Çok acı bir şey. Önceden ne güzel. Her şey tadındaydı. Programlar güzeldi. Mesela örneğin şeyden bahsedeceğim. TRT'nin kanallarına bakıyoruz. BBC'nin kanal versiyonunun aynı. Dizileri yapıyorlar ve bu TRT için inanılmaz bir şey. Evet çok güzel. Çok güzel. Bölümleri güzel yapmışlardı. Aynen. Örneğin bir çocuk kanalı olmuş. Ne bileyim. Hani şimdi devlet televizyonunda yakışır bir kanal şey aynen, içerikli aynen. Yayınlar olması. Bu arada sizin en sevdiğiniz şu ana kadar unutamadığınız hani muhakkak televizyon dünyasında dizi olur, program olur. Hangisi? 94 doğumluyum. Üniversiteye hazırlanıyorum. Şans diliyorum. Şöyle bir şey. Hani yaşını doğum tarihini söylüyorsun ama bu kadar işi bu zaman dilimine nasıl sığdırdın diye düşünenler olabilir. 5 yaşından beri çalışıyorum. Sinemayla başladım. Onunla annem sağ olsun. Hiçbir zaman başımı boş bırakmadı. Her sene yılda 2 kere 3 kere farklı işler yaptım. Bugüne kadar geldim. Hani karşındaki 30 yaşında bir insandan daha fazla belki dönem vardır. Onu da anneme borçluyum açıkçası. Annene de buradan sevgilerimizi yolluyorum. Ben de annemi öpüyorum. Yalnız annesi şu an stüdyoda. Yani. Kamerada bence çekse çok güzel olur. Evet stüdyo dışında. Program başından bu yana sağ olsun Büşra'cımıza da destek veriyor. Annemi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bizim eğitim sürecimizde de annem Fahri olarak geldi. Evet, evet. Ve anneme diploması olmasa da o eğitimden annem de geçti. Gerçekten değerli bir insan. Yakın bir zamanda Rusya'daydı. Yeni geldi. Evet, tekrar hoş geldiniz bu arada. Aslında arkadaşımın anlattığı anne rol modeli benim annem. Direkt size örnek yani. Benim annem üniversite mezunu değil ama 30 yaşından sonra ben doğduktan sonra yani ablamlarla ilgilenmekten falan vakti olmadı ama ben doğduktan sonra benimle birlikte yetiştirdi kendimi ve üniversite mezunlarından çok daha üniversite mezunu. Bir kere bilgisayar kullanmasını çok iyi biliyor. İnternette surf yapıyor. Aynı benimle birlikte geldiği bütün kurslarda kendisi de bilgi aldı. Yani üniversite mezunlarından daha üniversite mezunu. Kendini eğitti yani. Ve onun için hani dediği şey... Hayır, mesaj gelmiş sevgili Serkan Kaya'dan. Onun mesajına göz atıyordum. Bu arada programımızın yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz ama bir konudan da bahsedelim. Madem medyadan bahsediyoruz. Güzel de gerçekten tadı damağında kalacak bir program. Güzel geçiyor. Çok keyif aldık. Evlendirme programları diyeceğim. Ya programcıların hiç mi bundan haberdar değil? Hiç mi görüşmediniz? O kadar güvensiz oluyorlar ki şöyle bir program var. Yaşlı amca genç kız geliyor, bunları görüştürmüyorlar, uygun görüyorlar. Genç kız, yaşlı amca genç kızı işte ev tapularını, bilezikler, arabalar her şeyi alıyor ve kız ayrılıyor. Yani şimdi burada alıyor. Üzüntülü olan şu, yine mağdur olan insanlar, hani gerçektir değildir, tartışılır, reyting uğruna programcılar
sırf rating, hani birkaç daha insanı ekrana çekebilmek adına birçok insanı feda ediyor. Hani yani tartışıyoruz ama... Olmaya meraklı insanlar oldukları için hani... Bunu zaten... 3 saniye de olsa bizi çeksinler. Yok biriyle röportaj yaparken kameranın arkasından el sallamalar. Ya şimdi diyorum ya hani bunun hepsi nedir? Dediğim gibi biri bizi gözetliyor yarışması, yemek tarzı programların yarışmaların olması. Bunlar sadece insanların zaten şey hani günümüzde birçok belki mali durumu iyi olmayabilir. Ürün şey yarışmaların sonunda verilen ödül cazip gelebilir. Ama bir de şu da var. Hani sırf bu olay için girenler var. Bir de sırf kameranın önünde bir iki saniye ünlü olacağım şöyle diyen insanlar. Ne olursa olsun, ne olursa olsun bir insan medyada kendini deşifre edememeli, etmemeli. Medyada buna izin vermemeli zaten. Yani medya dediğin böyle değildir. Tamam insanları anlatır, onların derdine çare olur gerek, onların sözcüsü olur ama hiçbir şekilde bir insanın hayatını deşifre etmemeli medya. İnsan da buna izin vermemeli. Ama bizim insanlarımız bunu çok istiyorlar. Onun için de yapacak bir şey yok. Sizler de katılabilirsiniz derken Serkan Bey de katıldı. Mesajında gerçekten şimdi hani artılar eksilerden bahsediyoruz madem diye. Serkan Bey de dizilerdeki alkol yasaklarından bahsetmiş. Sigara ve alkollerden. Yani günümüzde kullanılan şeyler. Şimdi yok dizilerde hani özendirme olayı olmasın diye buzlandırılıyor ya. Pek hoş ama. Görünmüyor gerçi ama. Şimdi mesajını direkt isterseniz okuyayım. Çok faydalı konulara değiniyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Dizilerde alkole özendirilen sahneler yasak geldi diyor. Çok faydalı bir uygulama olduğunu kanısındayım. Evet kesinlikle. Oraya kadar tamam. Güzel. Ama şimdi şu var Serkan Bey. Yasak geldi ama şimdi dizileri yeniden çekme şansımız yok. Dizilerin şeye bakıyorsunuz. Hep buzlanma. Her sahnede bir sahnede oyuncu sigara içiyor. Tamam özendirilme olayı falan. O zaman ne yapacaksınız? Bu en baştan uygulanacak bir şey. Bir de özendirilmeyse eğer o buzlanınca da onun bir içki bardağı olduğunu ya da onun bir sigara olduğu anlaşılmıyor. Anlaşılıyor. O zaman dizilerde tamam sinemada çekilebilir o ayrı. Ama dizilerde madem herkes izleyebiliyor o zaman o sahneleri hiç koymasın. Yok. Ceza ödemeyi kabullenip bu şekilde yayınlıyor. Hani şimdi... bantı çok özür dilerim. Yok. Şöyle bir olay var. Normalde dizi için bandı erkenden gönderirsin. Orada kırparlar, mozaiklerler, yayına verirler. Ama bazı işte yapımcılarımız, yönetmenlerimiz sırf bundan kaçmak için son dakikaya yetiştiriyorlar. Son dakika bandı veriyorlar ki hani bakmaya zaman olmasın, direkt yayınlansın. Bir meyhanede sahne vardır, çekilir. Sadece bir genel olarak bir sahne çekilir. Gerisi masayı çekmek zorunda değilsin. Tamam mezeyi yerken çekersin ama bardağı çekmek zorunda değilsin. Devam edelim isterseniz mesajına. Dizilerde bu kültür yozlaşmasında büyük rol oynamaktadır diye söylemiş. Doğru. Alkol yasağının yanı sıra dizilerimizde başka ne gibi mesajlar silinmeli verilmelidir diye sormuş. Konuklarımız bu konu hakkında ne düşünüyor diye sormuş. Alkol yasağının yanı sıra dizilerimizde başka ne gibi mesajlar silinmeli? Hani kültür yozlaşması var ya. Kesinlikle. Ne gerek var? Çoluk çocuk herkes izliyorken. Ailemle kalkıp oturup da bir diziyi izleyemiyorsam, herkes aynı diziyi farklı odalarda izliyorlarsa ne anladım ben bu diziden? Bir de aile birlikteliği kalmıyor. Kesinlikle. Hani herkes aynı diziyi izliyor aslında ama işte aile arasında da utanmalı ve herkes farklı bir yerde izliyor diziyi. Lazım o zaman sanattan uzaklaşır. Ama hı-hı, aslında olmalı. Asıl sanatta mesaj unsur olmalı ki insanlar sanatı görsün, mesajlarını sanır. Çünkü özel kanalda da aynı tarihli dizinin komedisini yaptılar mesela. Ama şöyle bir konu var ki kalkıp bu diziye başlarken şey yaptılar. Gerçekten hani gerçek olayları anlatan bir dizi olarak sonradan kurguya çevirdiler. Çünkü tepki aldı. Tepki aldılar. Sonradan o kapanma sahneleri, o açıklık sahneleri geçti ama azaldı yani. Evet. Bu arada hararetimizi biraz dinlendirelim. TRT televizyonunda yayınlanırdı tek kanal dönemindeyken. Hayat Ağacı dizisi vardı, ne bileyim birçok Amerikan dizileri vardı. Biz de şey derdik, ya Türkiye'ye ne zaman gelecek? Muhakkak getirirlerdi bir tane sanatçıyı, ünlü olsun olmasın. Ama bakıyorsun, mesela ünlü olsun olmasın getiriyorlar. Bu arada rejideki arkadaşım sürenin azaldığını söylüyor ama birazcık daha bekleyeceğiz. şimdi şey, Özent'ten diyeceğimi de şaşırdım, inanamıyorum. Programı uzatalım, ben söylüyorum.
toparlayacağım ama ne diyeceğim... Toparlayamadım, artık bitti, orada kaldı. Neyse, biz fazla konuşmayalım bu konuda. Aklıma gelince hemen... Tamam. Bu arada sanatçı, Gümüşhane sanatçılardan Mustafa Özler mesaj yollamış. Muhabbet Sokağı'nı takip ediyorum diyor. Gerçekten çok neşeli bir program. Tebrikler demiş. Konuklarımıza da başarılar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Bey'e. Biz de yeni klibinde başarılar dileyelim. Klip için Gümüşhane'deydi. Geldi zannedersem. Çok kısa bir sürede klibini de ekranlarda görmek isteriz. Gümüşhane Televizyonu'nda özellikle. Bu arada her yayınla çok güzel. Her konuğun çok iyi. Bundan sonraki her yayınında bizim gibi renkli kişilikli insanların bulunmasını canı gönülden diliyorum ki. İnşallah. Şanslıyım. Güzel programlar oluyor. Nazar değmesin. Diyelim böyle tahtaya vuralım. Bu da bende adet oldu. Konuklarım da iyiler. Onur olsun. Diğer konuklarım Cemal Bey ve İbrahim Bey de konuğumdu. Onlara da selam ve sevgilerimizi yollayalım. Sağ olsunlar, beni de kırmadılar. İnşallah Allah yolunuzu açık etsin. Amin. Belli olmaz, belki sürprizler bizi bekliyor olabilir. Projelerden bahsedelim son olarak, bitireceğiz zaten, yayınımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Gümüşhane günleri Karadeniz Ereğli'de gerçekleşecek ve Gümüşhane Başkanı, Gümüşhane Dernek Başkanı sevgili Lokman abimize sevgilerimizi yollayalım. İnşallah bir problem olmazsa, planlarımız öyle ama belli olmaz. Çünkü sonuçta dünya hali, orada yer almak isterim. Son sözlerimizi alalım, sonra programımıza veda edelim sevgili Büşra Bora. Öncelikle senin gibi bir arkadaşımın olması gerçekten benim için çok mutluluk verici. Ve nasıl anlatsam, beni programa çağırman, davet etmen, arkadaşlarımızın hiç bitmemesi gerçekten çok iyi. Bunun dışında projeler olarak, şöyle çeşitli projelerim var tabii ki. Bu dizi projesi, sinema ve televizyon programı projesiyle ilgili. Onu da yakın zamanda sürprizlerle görecek herkes beni inşallah en yakın zamanda. Şöyle bir şey yapalım. Görüşeceğiz. Bir sinema projesinde ben de figüran olarak gelsem. Güzel olurdu. İnşallah güzel olur. Bana bol bol şans dilemenizi istiyorum sizden. Hem gelecek projelerim için hem de az önce bahsettiğim üniversite sınavım için. İnşallah. Bol bol şans diliyorum. Şimdiden başlıyorum. İnşallah. Vallahi teyzelerimiz falan dinliyordur şimdi bize. Bol bol dua. Bu arada Bülent yayın öncesinde ona da selamlarımızı alıyorum. Canım arkadaşım VJ Bülent. Çok sağ olsun. Bugün izleyemedi ama gönlü benim de biliyorum. Çok seviyorum onu. Çok seviyorum. Biz de seviyoruz, evet, gerçekten. Teşekkür ediyoruz. Sevgimi iletiyorum. Canım benim, çok teşekkür ediyorum bana verdiğin. Çünkü bugün bana dedi ki seninle gurur duyuyorum. Hı hı. Onun için kıskandırma beni şimdi. Ya ortak arkadaşım ama Bülent bana niye söylemedin? Ben mesaj aldım, haber verdim. Ben anlamam. Programdan sonra mesajını bekliyorum Bülent. Twitter'ımı da biliyorsun. Facebook'u da ben anlamam. Twitter'dan yolla. Aynen. Sevgilerimizi yollayalım Bülent'e de. Bu arada herkese bundan sonraki hayatlarında ben tekrar karşılarına çıkıncaya kadar mutluluklar, huzur diliyorum. İnşallah istediğin gibi olur her şey. Allah. Bana biliyorlar şu an mı? Ama şöyle bir şey diyeyim. Ben kalpten, gönülden söyleyeyim. Allah bütün dileklerini gerçekleştirsin. Yani çünkü ilk önce Yüce Rabbimizden isteyelim. Gerisi gelir zaten. Ya ben zaten çalışıyorum. Gecemi gündüzüme katıyorum. İnşallah mükafatını da alacaksın. Kesinlikle. Ve sevgili izleyenler. Tamam, kameramanımız da şu an yeter deyip duruyor. Aynen. Sevgili izleyenler, güzel, çok güzel bir program oldu. Ben mutlu oldum. Konuklarım da mutlu olduğuna eminim. Evet, biz de mutlu olduk. Umarım sizler de mutlu olmuşsunuzdur. Evlerinizde, iş yerlerinizde. Nerede izliyorsanız yine değerli insanlarla, yine değerli konuklarımla birlikte olacağız. Haftaya 3 değerli konuğumla olacak. Haftaya yine birlikte olacağız. Bizden sakın ayrılmayın. Burası Gümüşhane'nin ilk ve tek televizyonu. Ve Taşkın'la Muhabbet Sokağı'nda birlikte olduk. Haftaya tekrar görüşmek üzere.